Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatı Mekke 8. sefir 53. kısım. Fasıl içinde vasıl. Gönüllü sadaka. Gönüllü sadaka efendilikle karışmış, ihtiyara bağlı bir kulluktur. Öyle olmazsa gönüllü sadaka sayılmazdı. Çünkü onu kendisine farz kılan, tövbe eden veya bilgisizlikle kötülük yapanlardan durumunu düzeltenler için Hakk'ın kendisine merhameti farz kılması gibi insanın kendisidir. İnsanın kendisine sadakayı farz yapması, Hakk'ın merhameti farz kılması gibidir. Tıpkı nefsi hakkında kendisiyle hüküm verilen karışık bir Rab'lik. Çünkü kimse Allah hakkında bir şeyi zorunlu kılamaz. Bir şeyi kendisine farz kılan olması bakımından Allah'tır. Böyle bir durum nedeniyle kendi kendine farz kılmak, sadaka veren kimse de aynı konumdadır. Sonra şunu farz ederiz. İlahi mertebe böyle bir şey yaptığında bu davranışa uygun bir sevap ve ödül ona takdir ederiz. Bunu bizzat bu vacibi bu menzilden gönüllü sadaka olarak verene ki onlar ariflerin içinden teklerdir. Yani gönüllü sadaka olan verene verirdik. Yani bunlara verirdik. Ariflerin içindeki teklere. Çünkü Hak bu makamda kendisine benzer. Bu mesele Sufiler tarafından müşahede edilen zevke dayalı bir konudur. Fakat benden önce buna dikkat çeken bir kişi görmedim. Belki de vardır ama buna ulaşmamış da olabilir. Çünkü bu makama ulaşmış Allah ehlinin bunun farkına varmış olması gerekir. Fakat Allah bazen onu kendilerine söyletmez ya da bir kısmının onu ifade etmesi mümkün olamaz. Biz ise bu meseleyi daha geniş ve daha açık bir ifadeyle kitabımızın başka bir yerinde zikretmiştik. Bu yoruma göre gönüllü sadaka, farz sadakadan kendiliğinden üstün olur. Böyle bir gönüllü sadakayı insan kendisine tıpkı bir adak gibi farz kıldığında Allah'ın farz etmesiyle farz olabilir. Çünkü Allah kulun onu farz kılması nedeniyle sadakayı farz kılmıştır. Adağın dışındaki sadakalar da bu konuya katılabilir. Güvenilir bir hadiste bir bedevi şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberi, yükümlü olduğun başka zekat var mıdır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır fakat gönüllü verdiğin hariç demiştir. Muhtemelen Allah bir insan gönüllü zekat vermeye niyetlendiğinde onu kendisine farz kılar. Böylece onu farz derecesine katar ve gönüllü zekatın ödülü daha çok olmakla birlikte sevapta eşitlenirler. Böylelikle asıl olan farzdan belli bir derece üstün olur. Allah şöyle der, amellerinizi geçersiz kılmayın. Bu bir yasaklamadır. Yasaklama ise emretmekten farklı olarak onu yapmayı da içerir. Binaenaleyh şeriatta bir işe başlamak bağlayıcıdır. En açık durum budur. Şari yasaklamada farz olan ile olmayanı eşitlemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz ve oruçta nafileyi kaza etmiştir. Bize göre farzlarda bu caiz değildir. Bu konu vakti belli farzların kaza edilmesi hakkında görüş ayrılığı bulunan bir konudur. Bütün bu konularda gönüllü ibadetin anlamı şudur. Kul, asalet yönüyle bir köle ve efendisinin farz kıldığı şeylerin bir mahallidir. Binaenaleyh insan, özü gereği farz yapmayı ve üzerine farz yüklenmesini kabul edicidir. Gönüllü ibadet eden insan, aslında dönen kişidir. Asıldan çıkmak ise geçici ve dolaylıdır. Sürekli olarak asla bağlı olan kişi her zaman farzı görür. Çünkü o, seçiminde zorunlu ve yönlendirilendir. Bu durumda insan, kendini yaratan asıla benzer. Allah benim katımda söz değişmez buyurur. Dolayısıyla Allah'tan meydana gelen her şeyi bilgi öncelemiştir. Böylece Allah ile ilişkili olarak olabilirlik anlamında imkan ortadan kalkmıştır. Sadece olmak ya da olmamak vardır. İlahi mertebede bundan başka bir şey yoktur. Tereddüt hadisinde geçen kulumun bana kavuşması kaçınılmazdır ifadesi de bu kapsama girer. Yani onun ölmesi kaçınılmazdır. Azap kelimesinin hakkında gerçekleştiği kimseye gelince ve benim katımda söz cehennemi dolduracağım diye kesinleşti ayetleri de bu kapsama girer. Binaenaleyh esasta Allah katında tek bir eylem vardır. Dolayısıyla oluşta ve alemde tek bir iş gerçekleşmiştir. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Hakikatlerin verisi budur. Öyleyse hüküm vacipliğe aittir. İmkanın ise hiçbir yerde varlığı yoktur. Bir de her yönden sadece birlik varsa kendisinden çokluğun çıkabileceği bir yön onda bulunmuyor demektir. Dolayısıyla ondan ancak bir çıkabilir. Bir de farklı nispet ve anlamlar bulunuyorsa bu çok yönler nedeniyle
çokluğun birden ol çıkması imkansız değildir. Aklını bu meseleye ver, çünkü soruların cevabını buradan öğrenebilirsin. Nereden geldim? Kimsin? Bir misin? Çok musun? Bir hangi açıdan çokluğu kabul eder? Çok hangi açıdan birliği kabul eder? Bir asıl iken çokluk niçin birden daha geniştir? Kendisini destekleyen bir şey yokken asıldan fer nasıl çıkar? Asılda bir çokluğa yol açan nispetler asla döner mi? Yoksa onlar asılda gerçek varlıklar bulunmaz da bu nispetler ferin hükümleri midir? Bütün bunlar bu meseleyle ilgilidir. Bir olarak ve çokluğun birliğiyle birlenmiş bir münezzehtir. Çokluğun da kendine özgü bir birliği vardır ve bu kaçınılmazdır. O çokluk bu birlikle isimlendirilir ve başkalarından ayrışır. Öyleyse tekil ya da çoğul olarak eşya arasında ayrım birlik vasıtasıyla gerçekleşir. İki şey ortak olsaydı ayrım gerçekleşmezdi. Ayrım da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla birde ve toplamında birliğin bulunması kaçınılmazdır. Asıl ve fer olarak sadece bir vardır. Dikkatini çektiğim konuya iyice bak, çünkü o ilahi bilginin özüdür. Gönüllü sadakanın sana verdiği şeye bak ve bu izafet ve tamlamanın ne kadar kıymetli olduğunu gör.